Erem Şentürk, irinli bir çarkı çevirip duruyorlar, adına da muhalefet diyorlar. Yıl 2000, katil Beşar'ın babası, katil Hafız, kanserden ölmüştü. Hafız ölmeden bir ay önce Cumhurbaşkanı seçilen Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer, Hafız'ın ölüsü için taziye mesajı yayınlamıştı. Koyu CHP'li bir emekli öğretmen yaşardı mahallemizde. Adı İrfan'dı ama kendisi adı gibi hakikate vakıf yüksek anlayışlı kimse değildi maalesef. Ben başörtüsü eylemleri yüzünden gözaltına aldınan, karakollarda dayak yiyen bir genç olduğum için onun gözünde teröristim mesela. Gericiler, dinciler diye ağzını açtı mı, din, kutsal ne varsa her şeye söverdi. Bir akşam İrfan öğretmeni, bakkalın önünde Cumhurbaşkanı'na söverken denk gelmiştim. Hafızın ölüsüne taziye yayınlayan Ahmet Necdet Sezer'e kızmıştı pis Arap'ın ölüsüne niye üzülüyormuş diye sövüyordu Cumhurbaşkanı'na. Bana ehli sünnet müdafası ve muhafazası çağın en büyük cihadıdır. Ehli sünnet düşerse devlet de düşer, bayrak da düşer, vatan da düşer, namus da düşer, şeref de düşer diye ilk öğretenlerden olan Bekir amca, Allah rahmet eylesin, ile göz göze gelmiştik bakkalın önünde. Hayret ki ne hayret, solcu İrfan öğretmen, Ahmet Necdet Sezer'e sövüyordu. Beni ve birkaç arkadaşımı da kenara çekip İrfan öğretmenin Ahmet Necdet Sezer'e sövmesinin altında yatanı şöyle izah etmişti. Belli ki bilmiyor. Hafız Esed'i tanımıyor. Hamada 40 bin Müslümanı katleden Rusya yanlısı sosyalist olduğunu bilmiyor. Hafız Esed'i Müslüman zannediyor, nefreti ondan. Hafız'ın Müslüman katliamı yapan bir katil olduğunu bilse, kendi koşa koşa cenazesine gidip mum yakar. Sonra şöyle devam etmişti. Bakın gençler, bunları iyi tanıyın. Bunlar kalpleri kararmış, azılı İslam düşmanları, aidiyetleri yoktur, kuralları yoktur. İslam'la savaşan herkese dost, İslam olduğunu düşündükleri herkese düşman olurlar. Bunlardan hep göreceksiniz. Kıyamete kadar var olacaklar. Biz de İran'dan tedirgin oluyor, düşman kabul ediyoruz. O da. Ama biz ehli sünneti tahrip edip bidat yaydıkları için sevmiyoruz. O ise İran'ı İslam üzerine sandığı için nefret ediyor. Yarın öğrensin ki İran devleti aslında Müslümanlara zarar veren bir diktatörlük rejimi, hemen en büyük İran destekçisi olur bu. Bakın ben şimdi ona Hafız Esed'i anlatacağım ve sonra Ahmet Necdet Sezer'i alkışlatacağım. Öyle de olmuştu gerçekten. Rahmetli Bekir amca, bakkalın önünde İrfan öğretmene Hafız Esed'in kim olduğunu anlattı. İrfan öğretmen bir süre sonra değil, o anda Hafız Esed'e aşık olmuştu. Yıllar geçti aradan. Ama şeytanın çevirdiği bu zillet çarkı hiç değişmeli. Yıllarca Fethullah Gülen'i Müslüman zannettikleri için düşmanlık ettiler ama baktılar ki kendisi ve çetesi doğrudan İslam'a saldıran hatta Müslümanları katleden bir terör örgütü hepsi Fethullahçı oldu. Hüsnü Mahalli için pis Arap diyorlardı ama baktılar ki adam Şebbia. hepsi bir gecede Hüsnü Mahalli'nin dostu oldu. Yıllarca İran'ı Molla rejimi devletini Müslüman zannettikleri için karşı çıkıyorlardı, ama aynı irfan öğretmen gibi baktılar ki İran Müslüman katlediyor, hepsi bir gecede İrancı oldu. Daesh meselesinde de aynısı olacak. Yarın bir bakacaklar ki Daesh sadece Müslümanlara saldırmış bir Müslüman katili ve üstelik güya yurtseverlik dedikleri Martaval'la çok sevdikleri Türkiye için büyük sıkıntı hepsi Daesh destekçisi olacak. Kuralı, ideali, umudu, hayali olmayan safi kinden mülhem müzmin saldırganların adına muhalefet deniliyor memleketimde. Allah ıslah etsin. Eremşen Türk Diriliş Postası